Anladım. Burası şey gibi abi, Ataköy ile Şirin Evleri bağlayan metrobüs köprüsü Köprü. gibi. Bak bunlarda Allah'tan pencere var da şunlar otelmiş. O yüzden var. Japonların nedense bilmiyorum bir huyu var ha. Pencere yapmıyorlar binalar. Bence tamamen kültürel olay ya. Çok kötü oğlum. Tamamen Bak kültürel. Tekken. Değil herhalde. Tekken Bir mi? Fatal Fury ama. Fatal. Fatal Furious. Ve direkt abi bu kofa geldik ya. Direkt. Biliyorum biliyorum ben buraya. Kızla İnan. fotoğraf çekiyor. Çok güzel. Burada güzel fotoğraf çıkar. Ağzım. Kafa mı gidelim? Girelim bu Gidiyor kafa. mu? Çekiyor. Kontrol edeceğim şimdi bir de. Telefondan kontrol edebilmek güzel bir şey ya. Sesi iyi alıyorsa güzel. Umarım ya. Ya Dağılmıyorsa bu olur trende kesin. kötü oluyor. Tren şey garlarında falan. Çocuğa Connect, connect. Connect ya. Bir dakika abi. Şey çok, sana dedim ki telefondan da bakması çok rahat oluyor dedim ve giremedi. Bilmem çekiyor ama ya ışık yanıp sönüyor. Bu da var. Bu da var. Evet, şimdi Akiba'daki ilk retro durağımıza geldik. Burada her oyun var. Her oyun var ama fiyatları 2,5 kat falan fazla. Evet, burada Sıralama videosunda. Ha, şurada ileride sağda diye. buradan girebiliyoruz ha. İleride sağ değil, burası DS. Tamam işte ya. Bayağı burası DS cenneti. Ama bu oyun mesela normalde 1200 yen. Abi Ben bunu ama 200'e aldım. gelen ya yani mesela adam belki takmıyor bile ya. Umursamıyor bile. Baksana Zelda ne kadar pahalı? 1400. Ben bunu 290'a aldım. Evet, çok pahalı. Burası kazık ama her şey var burada. Castlevania yoktu galiba ama. Chrono Trigger var, hayvan gibi pahalı. Burada PlayStation 5'ten Bak, itibaren hepsi var hayvanat ya, bahçesi var. geliyor. Bir tek Atari oyunları falan pek yok. Orası Super Potato daha şey. Çok pahalı onun burası. Her şey var da Her şey ama normal abi, çok burası ciddi pahalı ya. Tokyo'nun merkezi. Ben daha ucuz diye bekliyordum burası. Abi Akihabara Yok ne bileyim. ya. Her oyun bulursun. Mesela bu oyun hiç Valkyrie Profile hiç görmemiştim ben. Bilmiyorum. 1286 fiyatı. Evet, normal. Sen bunu mu almıştın? Online. O da mı online? Hı. Wow. Bak Akira DVD Special'lar var. Baksana SMT'ler falan da var burada. Evet pahalıymış ya şu senin aldığın. Bak. Abi Castlevania şimdi. Akumajo. Dingrayman var. Oğlum şeyde hiç bu kadar oyun yok ya. Ne Kyoto'da ne Osaka'da. Görmedim yani. Osaka'da da bu kafa gittim bu kadar yoktu. Vita, PlayStation 2, 3, 4. Cowboy Bebop 10.000 yen. DVD mi? DVD box. İkinci el bir de, sıfır da değil. Evet abi. Tek tekler de var bak. Tek tek bölüm bölüm de var. First season. Terraria var lan Türkiye'si. Nerede? 4.000 yen. Abi çok nadir o büyük ihtimal ya. Hayatta vermem. Ben de.
Aa, My Hero'nun DS oyunu, 3DS oyunu varmış lan. My Hero Academy'nin. Bilmiyorum. Vardır. Japonya özeldir ya. Bayağı ya. Bilmiyordum. Benim kesin gözden kaçırdığım bir sürü oyun vardır da. Pokemonlar nerede? Burada var. Burası Pokemon mu Park? Ben abi Castlevania arıyorum da bulamadım. Belki yok. Burada çok karışık var ya. Evet, ben Pokemon başka göremedim. Bu DS zaten, 3DS Pokemonlar. Son. Bulmak zor evet abi ya. Kingdom Hearts dedi zaten. Yume. Bu da 710 yenmiş. Bu da pahalı, ben 200 küsür aldım. Aynen, pahalıymış abi. Ben de hatırlıyorum, sen ucuz aldın. Kyoto'da ucuzdu onlar. Castlevania yok abi ya. Kirby. 1164. Motto. Senin boyun uzun tabi. Ben o kadar yetişemiyorum. Şöyle bir tarafa da bakayım. Aa, burada da varmış. Zelda, Pokemon. Burada da var abi de. Castlevania yok herhalde burada. Bu 3DS, pardon abi, 3DS burası. Benim son zamanlarda oynadığım Digimon var. Hayvanat bahçesi. Ay, şu dandik Metroid oyunu. Federation Force. Aynen. 3DS Castlevania meh ya. Bir tane falan var. Majora's Mask. 3600 alındı. 4000 oluyor. Abi sırf Zelda oynamak için 3DS almak istiyorum ya resmen. Gerçekten yani. Bak PlayStation 2'ler var. Ha, PlayStation 2'ler. Metal Gear Solid ucuz. Bütçemiz ona yetiyor. Remake'i geliyormuş. Bakalım. Altta da Yakuza var mı? San Andreas Vice'i var. Ha, yukarıda. Super şey var. James Bond falan var. Onimusha'lar var burada. Hatta şu Onimusha bayağı önerim ya. Çekeceğim. Bu bayağı önerim. Onimusha 4 diye geçiyor. 2 CD'li falan olması lazım bunun. Shin Megami Tensei'ler mi? 3'ler. 3. Bu bayağı önerim. Onimusha 4 diye geçiyor. 2 CD'li falan olması lazım bunun. Mega Man 1-8 var. Mega Man X. Rupan oyunu varmış lan, onu bilmiyordum. Rupan. Şey değil mi? Güzel görünüyor ya. İyi olabilir belki de. SMT var. Nocturne var ama. Yanında da var SMT'ler. Ya uf, çıkaramadım, neyse boşver. Dark Cloud bile var lan. Oğlum her şey var canım burada. Final Fantasy, Dark Dragon Quest'ler. Oğlum Japonya'da sadece PlayStation 2'nin olsa bile bir sürü oyun oynayabilirsin. PlayStation 2'nin alıyorum. Ya almam da. Çok güzel bir CRPG. Shadow Hearts. Underrated bayağı. Öyle mi? PlayStation. Ha işte bak. Persona 3 ile 4. Shadow Hearts da tavsiyem. Emulator üzerinden oynamak isteyenlere. Dark Souls'ta yayınlarda oynamıştım. Şu oyunu 5 kere bitirdim ya. Wild Arms var, o da güzel. Breath of Fire 5. Nerede var? Oğlum bu eskiden şeyde vardı. PlayStation 4 üzerine satılan retro oyunlar var ya. Aha. Japonya onluydu bu. Sonra kaldırmışlar. Ciddi misin? Bunu oynayamadım abi ben ya. Allah Allah. Üzücü. Ve burası da
Şurası Xbox One yukarıda. Xbox 360, Xbox One. Çok fazla Xbox oyun yok Japonya'da. Şu Sega Saturn oyunları var aşağıda. Bir tane ara. PlayStation 2 bile 7000 lira. Pahalı oğlum ya. Ucuzmuş lan 3DS ama has ne kadar sıkıntılı onu bilmek lazım almak. Şunu bak mesela bu iyi görünüyor. Acaba? Yani çünkü gerçekten Zelda oyunlarını çok oynamak istiyorum. İsmet'in sevdiği seriler. Ben de Final Fantasy 3 de sevmem aslında. Sevmez misin? Bu kapağı gerçeğini görmüyorum. Falan var, Legend of Mana. Bak Pokemon. Onu göstereceksin. Abi ben bu tarz yerlerde yoruluyorum biliyor musun? O kadar şey şu var. Şu Game Boy oyunlarına baksana, of. Bunlar hala çok pahalı. Çünkü çok değerliler. Hatta Pokemon Heart Gold'la Soul Silver hala çok pahalı. Avrupa'da da, dünyanın her yerinde pahalı. Yani ucuza bulamıyorsunuz. Nereden ziyade oyun bakmaya çalışayım. Oyun bulmaya çalışayım. Dragon Quest'ler, Okami. Tales'lar var. Zaten şu Steam'de de var. Şu Game Boy oyunları falan var bir sürü. Kirby'ler, 500 oyun. Bak bu böyle olunca ucuz tabii. Doğal olarak kabı mabı yok. Ulan ne oynadım seni ya. Çok güzelsin. Çok severdim. Burada kutusu olunca fiyatlar çok değişiyor hemen. Hatta kutularda işte özel indirimli versiyonu falan çıkıyorsa o kutulu versiyon da ucuz oluyor. Daha ucuz oluyor. Bak adamlar sadece böyle satıyor. Böyle çok enteresan değil mi? Bak ha işte Zelda'nın Musosu. Pokemon'un şey kayıp bunlar kapaksızlar. Kutusu olmayınca böyle ucuza gidiyorlar. Bir sürü var. DSi'lar. DSi 2710 ya. Kanka bak DSi 2000 ya. PlayStation 3 ve 1 oyunları. Ben buradan sen bana Catherine almıştın sonra gittim ben buradan Catherine almıştım ya unutup. Burada Japonya özel PlayStation 3 oyunları abi çıkıyor. Bak vardır. Çektim bile. Burada Final Fantasy'ler var. Biohazard'lar var. Silent Hill'i bile buluruz burada var ya. Var çıkar ya. Silent Hill'in şeyin kapağı kötü ama Japonya kapağı kötü. İnsanlar beğenmiyor hiç. Doğrudur abi hiç bilmiyorum ya. Burada ne var mesela Japonya özel? Yani Yuga Gotoku'lar bak, falan Nino var. Bak Ni no Kuni'nin kapağı farklıymış abi. Hı. Jade hiç gösteriyor. Spoiler mi? Abi bayağı spoiler bu. Near Replicant. Fiyatı düştü bayağı. Ne normal abi remake çıkınca. PlayStation 3 oyunu çok değilmiş. Bak bu da pahalı. Geçen çektim ya. Aa pahalı abi ya. Onu oynamak isterdim. 8-9'da mı ne çekmiştim? Bak bu bayağı güzel bir oyun. Tactics Ogre. Kesin Final Fantasy Tactics'ten esinlenmedir. Aynı ekip. İşte, Tactics de orada var bak. O yüzden sen sevdiğin için yani tahmin ettim yani. Crisis Core var bak 8.90. Çok oyun var ki. PC'ye Metal Gear Solid'ler, Monster Hunter'lar. PlayStation 4 oyunlarına çok 5 oyunları var tabii de. Şu kapağı var ya, şunu Enes Batur'a benzetiyorum ben. Abi ben de. Ben de benziyorum. Enes Batur'a benzemiyor mu? Gerçekten. Bak Persona 3 Portable bile var. Ciddi misin? Pahalıymış da. Kapağı kötü abi. PS2'de. Ha işte indirim kapağı. Biraz önce ben de onu diyordum ya. Öyle mi? Japonya özeldir onlar. Büyük ihtimal ya. PSP'de region lock var mı? Çok güzel soru bilmiyorum. Olmayabilir. Dünyanın en güzel oyunu. Balan
Balon Wonderland. Ya PlayStation 4 oyunlarının zaten çoğunu biliyoruz ve her yerde 4 evet, oyunlarında şey yap- yok ya abi erişilebiliyor PlayStation. Japonya özel PlayStation 4 oyunu çok az var oğlum. PSN açıp alıyorsun abi. Ve üçleri falan da hepsini bulamıyorsun. Sadece konsola şey, konsola kutulu olan çıkan özel oyunlar var Japonya'da. Mesela bu var mı Batı'da? PlayStation var mı? Yalan söylüyorum o zaman. Bir şey değil mi? Hele bazı oyunlar o kadar rahat ki burada ve fiyatları da uygun. Aynen. Jojo bile uygun yani. Bu bir ara bayağı enderdi. Evet. Kutuda bulamıyordum ben. Ben almıştım ondan Türkiye'de. İşte şeyler çok pahalı. DS'ler çok pahalı. Büyük ihtimalle artık daha da ender bulması diye. Büyük ihtimal abi ya. Ve DS oyunları hep oynuyor. Bak ben bu taktiksi geçen çektim ya. Hı-hı. Geçen vlogda kaç paraydı bu? 8-900'dü. O da bu kop, bu da bu kop. Hı-hı. Burada farklı işte fiyatlar. Bu ne pahalı? Bu kopun ne özelliği var? Yani? Bak burada Metal Gear abi Solid Integral 1800 yen. Yani. Metal... Kesin Symphony of the Night da var burada. Var. Yani Legend of Mana. 1437. Ama bunun artık Steam'de de var. Bunu Steam'den oynayın, Switch'ten oynayın. Şey değil mi? Buluruz Symphony of the Night'ı burada. Buluruz. Buluruz da... Bulmak istedim yani, göstermek isterim insanlara. Bende vardı abi, Japonya gelmeden önce sattım. Kaça sat? Bayağı da iyi fiyata satmıştın. 500-600'e sattım. Tabi şey o zaman bir de döviz yüksek değildi 3 yıl önce. Kimse de yoktu Türkiye'de, bende vardı. Nereden almıştın sen onu? eBay. Oo. Bak bu oyunda Apple'sun. Bakın. Oynamıştım bunu ben. Öyle mi, güzel mi? Dark bayağı. Atlus'un birçok şeyi dark zaten ya. Abi şu Uncharted'ın şu kapağı bak, çok kötü. Baksana bu Japonya özel kapak. Çok kötü ya bence. Bayağı. Seviyor musun? Ben hiç sevmem o kapağı. Abi ben... Vallahi ben oynamadım ama Persona 1 ile 2'yi ya. Çok istiyorum ama çok da eski bayağı. Oyunlar bir de ya. Seni oynamak istiyorum. Seni oynamak istiyorum. Hayat beni neden yoruyorsun? Madem çok günah. Şurada indirimde oyunlar var. Hepsi de dandik oyunlar herhalde. Ni no Kuni. Ni no Kuni'nin şeyi bir 10 dolar. Kolektörsü. Ni no Kuni'nin kolektörsü 10 dolar. Ya 910 yen. Para değil abi. Para değil değil mi? Para değil oğlum. Bir kolektörsü için para değil. Evet abi onlar ucuz oyunlar ya. Ama bunlar dandik dandik oyunlar çıkıyor genelde ya. Bak mesela Resident Evil 6 gibi dandik oyunlar çıkıyor. Armored Core 4. Bu bir soyut mu ya burada? Yani bu şey From Software oyunu. Bak burada 6 bir şeyler var. Birler falan da var. Çekiyorsun değil mi sen? Dragon Quest 7 var. Bu da çok güzel bir Android PlayStation 2 JRPG'si. Rogue Galaxy. Bu PlayStation 4'e mi ne geldi ama? Retro şey olarak, sistem olarak. Bayağı ucuzmuş lan burada. Şuralardan bile oyun alıp oynarsın oğlum. DS'ler var. DS'ler falan mı? Bak abi o Twilight Princess var. 90 yenildi. Bu ne? Ne buldun ya? Of iğrenç ya. 190 yenildi. Bu soğan düzgün at veriyor. Üç gelmemiş mi? Üç gelmemiş mi? Gelmemiş. Zelda, Twilight Princess. Ama Twilight Princess HD Wii U'da bulunamıyor abi. Japonya'da bile çok zor. Hiç görmedim. Breath of the Wild var Wii U'da olarak. Hala pahalı. 30 dolar. Ama... Burada hala çok pahalı. Vermez. Switch'ler çok pahalı burada aslında. Absürt. Bunun fiyatları hiç düşmüyor. Bunun düştü. Bunun düştü fiyatı. İndirimli oyunlar. Bunları alıp ne yapacaksın ama ya işte. Keşke burada bir şey bulsam Castlevania.
Yanlışlıkla koymuşlar ama. God Eater falan filan. Vita oynardı gerçi. Vita oynardı. Left Alive. Herkesin beni abone tutmak istiyorum. Çık bakalım. Dark Souls Switch versiyonunu Kyoto'da ve Osaka'da bulmak çok zor. 2-3 ayda bir tane denk gelirse geliyor ya. Bunların satışları dünyada durdu. Ama Japonya'da ikinci elde her yerde bulabiliyorsunuz. Hatta bazı yerlere sıfır bile duruyor en az satışta. Böyle bakıyorum başka. Bayağı oyun var ya. Burada Switch'te çok oyun var. No More Heroes pahalıymış burada. GameCube oyunları var aşağıda. Mesela Killer 7 GameCube versiyonu var maşallah. Killer 7'nin GameCube versiyonu var abi. Gülşen'in haberin bile yoktu benim. Ben şimdi görüyorum. Tıkla ama. Buldun mu? Çok var. Çok. Şöyle ben diğer taraflara bakayım başka ne var. Gerçi buralarda da anime var ya. Anime de bakmıyorum ben şu an. Mesut'un ayı bunu. So desu ne, çoto sagashite mitan desu ga. Nasa so. So desu ne. Anmari haitte konai. So desu ne. So nan desu yo. Mecca mezukashite. So nan desu yo. Kachi mo nan ga 5000 6000 gurai. Ah, so desu, so desu. Choto takakute. So desu ne. So nan desu yo. Tada, gomennasai. そうですね。ああ、ちょっとこの辺にないと今。わかりました。すみません。じゃあ残念。すいません。ありがとうございます。Bu biraz beni şey yapıyor. Pahalı olmasına rağmen satılıyor demek ki. Gelmiyor hiç. Biz almıyoruz diyor. Yani bize girmiyor burayı. Ha, sen nerede görmüştün onu? Trader'da gideriz KFC karşısında. Ha, tamam gideriz. Orada vardı satılmadıysa. Ay, bunu tanıtacağım. JRPG JRPG skin'e Minasama. Bu abi PlayStation PSP'de falan da var. Walker Profile. Platform bir JRPG. Square yapıyordu bunu. Aynen Square yapıyormuş. İnanılmıyorum. Güzel bir JRPG. Android bir JRPG. DS'de olduğunu bilmiyordum ben. Aynı oyun mu? Farklı oyun mu? Bilmiyorum. Vita'da da var. Ama daha bir sürü yer var. Niye buraya takıldık ki sadece? Çıkabiliriz abi. Evangelion var. Overlordlar bile var. Çıkabiliriz istiyorsan. Evet. Aynı anda. Kesinlikle çok pahalı abi işte. Ne yazık ki. Downloadlar falan filan. Çok pahalı. İşte işler var. İşte buranın üst katları var ama burada üst katlarında kitap falan filan, manga. Burada her şeyi satabiliyorsun. Amca kitaplarını satıyor. Amca gördüm. Baksana amca Dobut Sen'in kitabı satıyor. Ya Dobut Sen dediğim de millet şimdi ne diyor bu diyecek. Animal Crossing'i ben hayvanat bahçesi diyorum. Japonca Dobut Sen demek. Onun Guide Book'u var. İstiyorsan... Figürcü var burada. Ha, figürcü. Bakalım. Ya, başka yerde de bakarız abi. Bakalım.